Peki çemberde verilenlere göre x kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın şunu söyleyelim hemen. Burası x ise burası ne olacak? Girişler dörtgeninden dolayı 180 eksi x. Aynı şekilde yine burası x ise şuradaki girişler dörtgeninden dolayı şurası da 180 eksi x olacak. Bu üçgenin iç açılarına baktığım zaman 40 artı 180 eksi x artı 180 eksi x eşittir 180 derece. Şu iki 180 birbirini götürdü. Peki devam edelim. X'leri karşıya aldık. İkisinin toplamı da ne yaptı? 220 derece. 2'ye böldüğüm zaman da x'in 110 derece geldiğini gördüm. Doğru cevap Diyarbakır. Şekildeki çemberde verilenlere göre şurada kaçının kaç derece olduğunu arıyoruz. Bakın soruda şu kırmızı ve mavi çemberleri birbirine teğet çizdik. P noktasından mavi çembere bir teğet çizdik. Daha sonra da P noktasının kırmızı çembere bir teğet çizdik. Buradaki oluşan ACB açısı 110 derece ise buradaki açı kaç derecedir diye soruyoruz. Soruya başlamadan önce bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bakın eğer iki çember birbirine teğetse ortak kirişleri çizildiği zaman şuradaki böldüğü yayılan ölçüleri teğet kiriş açıdan dolayı birbirine eşittir. Yani şuradaki yayın ölçüsüne A dersem buradaki büyük yayın ölçüsü de ne olacak? Alacak. Şimdi biz bunu bu soruda kullanacağız. Şimdi bakın. Aynı mantıkta şu kırmızı çemberle mavi çember birbirine teğet. Ben buraya A yazarsam buradaki mavi yayın ölçüsü de neye eşit olacak? A'ya eşit olacak. Buna göre şuradaki bu yayı gören teğet kiriş açının ölçüsü de ne yapar? A bölü 2 yapar. Şimdi aynı mantıkta şuraya B dersen BC yayına buradaki teğet kiriş açının ölçüsü de ne yapacak? B bölü 2 yapacak. Bu aklımızda kalsın. Aradığımız açı da x. Şimdi kırmızı çembere baktığım zaman buradaki çevre açı 110 derece ise buradaki yayın ölçüsü bunun 2 katı kaç derecedir? 120 derecedir. Tamam 360 derece. Buradan A artı B'nin 140 derece geldiğini görüyoruz. O zaman A artı B bölü 2 de kaç eşit olacak? 70 derece eşit olacak. Şimdi bakın şu 3 açının toplamı 110 dereceydi. Yani A artı B bölü 2 artı x eşittir 110 derece. Ve A artı B bölü 2'miz 70 derece ise aradığımız x açısının 40 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap Adana. Eş şekilde çizilen 3 çember yayına göre burada kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın A ile B'yi birleştirelim. ACD ikizkenar üçgen. Şu iki uzunluk ne? Birbirine eşit. Yine ABC de ikizkenar bir üçgen. Şu iki uzunluk birbirine eşit. Burada daha önce söylediğimiz bir özellikten bahsedelim. Bakın. Eğer bu ikizkenar bir üçgense, şu da ikizkenar bir üçgense, şu açıların ortaklığından dolayı tepe açıların birbirine eşittir. Yani ben şuraya x yazarsam, şurası da ne olacak? X olacak. AOB üçgeni de ikizkenar dik üçgen olduğundan dolayı x açımız kaç derece olur? 45 derece olur. Doğru cevap Edirne. Şekildeki çember yaylarına göre buradaki açı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın. Merkezi çevre üzerindeki harflerden birleştirelim. EC'yi çizdim yarıçap uzunluğu. EB çizdim yarıçap uzunluğu. Aynı zamanda da AEB üçgeni nedir? Yapı gören çevre açıdan dolayı 90 derecedir. Bakın hemen bunu söyleyelim. Bu iki uzunluk birbirine eşit. Dolayısıyla burası 60 derece. Eşkenar üçgen çıktı. Burası da ne olacak? 60 derece olacak. 60, burası 60 derece ise gördüğü yayın ölçüsü ne olacak? 2 katı 120 derece. Bakın şu iki kirişin uzunluğu eşit olduğundan dolayı böldüğü yayların ölçüleri de birbirine eşittir. 180'den 120'yi çıkarsak 60 derece. 60'ın yarısı ne olur? 30 derece burada. 30 derece burada. Aradığımız açı EB yayını gören bir çevre açı olduğundan dolayı 30'un yarısı aradığımız açı kaç derece olacak? 15 derece. Doğru cevap Bursa. Eşekteki çemberlere göre x açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın önce diyorum ki bu yarıçaplarımı bir çizeyim. Kapı gören çevre açımızı da çizelim. Şimdi şu açıyı A yazarsak burası da ne olacak? A olacak. Açı ortay olduğundan dolayı. Burası A ise aynı yayı gören şuradaki açımızda ne olacak? A. Şu ikisine birbirine eşit. İki iç açının toplamı bir dış açıydı. Şurası ne yapacak? A artı x. Peki hemen şunu söyleyelim. Burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Şu iki açının ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Burası A ise burada ne kalacak? X kalacak. Şimdi dikkat edin. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için 2x'im kaça eşit olacak? 90 derece. Buradan x kaç derece olur? 45 derece. Doğru cevap Diyarbakır.
Eşekteki çemberde verilenlere şurada kaçın kaç derece olduğunu arıyoruz. Burada şunun ikizkenin dikişkenin olduğunu verdik. Yani şurası kaç derece? 45 derece. Burada var 45 derece. Burada var. Bakın. Böyle çizdiğimiz zaman yapı gören çevre açıdan dolayı burası ne olacak? 90 derece olacak. O zaman BC ile EB birbirine paralel. Bu paralellikten dolayı şunu söyleriz. Paralel kirişlerin aralarında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Dolayısıyla şu iki kiriş uzunluğu da ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani şununla şu neyi birbirine eşit. Sonra da biz ikisinin de eşit olduğunu vermiştik. O zaman burada ikizkenar bir üçgen çıktı. Elde ettiğimiz şekilde ne? Bir ikizkenar yamuk. Burası 45 derece ise burası da kaç derece olacak? 45 derece. İkizkenar üçgenden dolayı buralar ne olur? 67,5. Burası 67,5 burası. O zaman bu açı da 67,5. Buradaki dik üçgenden dolayı aradığım açının 22,5 derece olduğunu görürüm. Doğru cevap Diyarbakır. O merkezi çemberde verilenlere göre şurada kaç derecede diye bakıyoruz. Bakın ben diyorum ki B ile E'yi birleştirip şu kirişimizi çizelim. Bu kirişimi çizdiğim zaman kapı gören çevre açıdan şuranın 90 derece geldiğini görüyoruz. Bu aklımızda kalsın. 1, 2. DBE yayı 90 derece olduğu için geriye kaç derece kalacak? Şuraya 270 derece kalacak. Burası 270 derece ise bu yayı gören çevre açı 270'in yarısı ne olur? 135 derece olur. Burası 135 ise şurası kaç olacak? 45. Burası 90'dı. O zaman aradığımız açının da kaç derece olduğunu görürüz. 45 derece. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki çember A noktasından bir teğet çizilmiş ve şuradaki oranlar veriliyor. Yani şuraya Y dersen burası 2Y. Şuralarda birbirine eşit. X'e X. Ve bir de ne söylemişiz? CBD açısıyla CBD yani 2Y ile ACD açısı X'in toplamı kaç derece? 60 derece. Yani buradan şuranın kaç derece olduğunu görün, 120 derece olduğunu görün. Peki hemen şunu söyleyeyim. Şu üçgenin evrel çemberinin merkezi şurası olsun. Bunu çizdiğim zaman bakın. Teğet kiriş açı ile aynı yayı gören merkez açıya baktığım zaman burası x ise merkez açı ne olacak? Bunun 2 katı 2x olacak. Bu 2y de bunun çevre açısı. Dolayısıyla burası neye eşit olur? X'e eşit olur. X değerini yerine yazarsam yani 2y yerine x yazarsam x artı x eşittir 60'tan x'imiz kaç olacak? 30. Peki ifadeleri yerine yazalım. Burası 30. Y kaç olur? Yarısı 15. Bir de aradığımız açı C açısı olsun. Üçünün toplamı buraya eşit. Yani neye eşit? 120 derece eşit. Toplayalım. C artı 15 artı 30 eşittir 120 derece. Karşıya attığımız zaman C eşittir 75 derece olur. Doğru cevap Diyarbakır. Şekilde verilen çember yaylarına göre x açısının kaç derece olduğuna bakıyoruz. Hep söylediğimiz şey neydi? Merkezi çevre üzerindeki harflerden birleştirdim. Buradaki D'yi şuradaki harfle birleştirdim. Buradaki merkezi de şuradaki harfle birleştirdim. Bakın burada bir ikizkenar üçgenimiz var. D merkezi çemberden dolayı. Burası x ise şurası ne olacak? X olacak. Şimdi iki iç açının toplamı bir dış açıdır. Burası ne yapar? X yine ikizkenarlıktan dolayı. Burası da nedir? X'tir. Hatırlayın şöyle bir kuralımız vardı bakın. İkizkenar üçgen içerisinde ikizkenar üçgen olduğu zaman bakın bu ikisi birbirine eşit. Buradan bir ikizkenar daha çizdim. Şununla şu eşit. Bu durumda neydi? Tepe açıları birbirine eşit. Şu tapan açıları neydi? Ortaktı. Peki o zaman burası x ise şuradaki açıda ne olacak? X olacak. Şu açıya y dediğim zaman şu iki açının toplamı buraya verir. Burası ne yapar? X artı y yapar. Yine ikizkenarlıktan dolayı burası da ne? X artı y. Bu üçgene baktığım zaman bu üçgenin iç açılarından ne görüyorum ben? 3x artı 2y eşittir 180. Bu üçgenin iç açılarına baktığım zaman buradan da 4x artı y'nin 180 olduğunu görüyoruz. Demek ki bu iki ifade birbirine eşit. Bu iki ifadeyi birbirine eşit dediğim zaman x ile y'nin birbirine eşit olduğunu görürüm. Burada yerine yazalım. Ne diyeceğiz o zaman? 5x eşittir 180 dereceden x eşittir 36 derece olur. Doğru cevap Diyarbakır. Şekildeki çemberde verilenlere göre CED açısı yani şuradaki açı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın merkezi teğet noktası ile birleştirdiğim zaman diktir. Peki bunu gösterdik. Peki diyorum ki şuraya A yazarsam burası ne olacak? Açıortaydan dolayı A. Yine şuraya B yazarsak ikizkenardan dolayı burası ne olacak? B olacak. B ile B'yi toplarsam buradaki açı ne olur? 2B olur. Buradaki üçgene baktığım zaman ne görüyorum? 2A artı 2B eşittir 190 dereceden
A artı B ne olur? 45 derece. İki iç açının toplamı bir dış açıydı. Şurası da A artı B yapacağı için aradığımız açının 45 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki kirişler dörtgenine verilenlere göre x açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın diyor ki madem bu kirişler dörtgeni kirişi de çizeyim. Şunu söyleyelim bakın. A, B, C, D noktalarına bir çember geçer. Bundan dolayı buradaki C açısıyla buradaki D açısı çevre açıdır. Birbirine eşittir. Burası 2x ise burası da ne olacak? 2x olacak. Sonra da biz bu oranları vermiştik. Ben baştan yazdım. Peki burada ikizkenar üçgenim vardı benim. AB ile AD birbirine eşit. Burası 2x ise burası da nedir? X'tir. Şimdi ikisini toplayıp buraya yazarsan burası ne olacak? 3x olacak. Üçgenin iç açılarından 5x eşittir 90 dereceden. X'imiz kaç derece olur? 18 derece. Doğru cevap. Diğer bak. Şekilde verilenlere göre yukarıdaki açının kaç derece olduğunu arıyoruz. Peki ben diyorum ki şuradan AC kirişini çizeyim. Bu AC kirişini çizdiğim zaman kabuğunun çevre açıdan dolayı şurası ne olacak? 90 derece olacak ve şu ikisi birbirine paralel olacak. Burası 140 ise U'dan dolayı şurası ne olur? 40. Ters açıdan burası 40. Şurası da kaç olur? 50 olur. Burada bir kirişler dörtgeni oluştu. Kirişler dörtgeninden dolayı şu iki açının toplamı 180 derece yapacak. 180'den 50 çıkarsam aradığım açının 130 derece olduğunu görürüm. Bu soruyu çok farklı şekilde çözebilirsiniz. İnceleyin derim. Doğru cevap Diyarbakır.